Ulvi amcacığım, sen şimdi bize isim vermeden mesleğini anlat. Biz zaten senin gözlere siyah şerit çekeceğiz, tanımayacaksın, hiç endişe etme. Hayır oğlum, şimdi yanlış bir şey olmasın, başımız belaya girmesin diye söylüyorum yani. Yok abicim, bizde özel hayatın gizliliği birinci kural. İyi, tamam. Şimdi bu korsan taksi oluşumunun öncüsü benim abicim. Yani icat bana ait bizzat. Şimdi bu çay ocağı epeydir bizim yani, babadan kalmadır bana. Hani 3 lira 5 lira biriktirmişiz. Ondan sonra gitmişiz bir tane güzel kartal station almışız kendimize. Hani eşin dostun yükünü mükünü falan taşırız, böyle ufak yolumuzu buluruz hesabı. Bir gün bir çocuk geldi yanıma. Dedi Ulvi abi. Bu ismini söylediği yerde sessize düşeceğiz. Devam et abi. Ha, reklama giriyor değil mi o? Ha. Daha. Şimdi geldi ama dedi ki Ulvi abi dedi ya. Ben dedi Beşiktaş'a gideceğim. Ha dedim. Şimdi Beşiktaş'a taksiyle gideceğim. Bir çuval para vereceğim. Sen dedi hani beni Beşiktaş'a götürsen kaça götürürsün dedi. Bak bak. Ve o an mesleğin adını koydunuz. O an değil. Dur geliyorum. Şimdi ben bunu Beşiktaş'a bıraktım. Bu benim teknik olarak müşterim oldu. Şimdi geri dönerken arabayı kullanıyorum. Böyle içimden acayip böyle bir şey geliyor. Ulan yani tarif de edeceğim bir şey değil ama hani dedim ulan Ulvi dedim ya. Yani sen 21. yüzyıla damgasını vuracak bir icada imza atıyorsun oğlum dedim ya. Ve o an mesleğin adını koydunuz. O an değil. Geliyorum. Şimdi aynı adam yine geldi. Tamam mı? Oturuyorum böyle çayımı içiyorum. Dedi Ulvi abi. Ben bu sefer dedi Mecidiyeköy'e gideceğim. Sen beni Mecidiyeköy'e kaça götürürsün? Bak bak. Ve o an şimşekler çaktı. O an değil. Şimdi geliyorum. O an değil. Geliyor. Şimdi bu bana bunu söyleyince ben bir sinirlen abi. Tamam mı? Yani asabi herifimdir yani. Ya delirdim ya. Dedim ulan git lan. Manyak mısın lan sen dedim. Git dedim taksiye bin lan, ben senin özel şoförüm lan dedim. Ne yaksın lan sen dedim. Şimdi ben böyle deyince bu tabii bir anda böyle yani yanar döner vaziyete geçti. Aman abi dedi, ben ettim seni ne, sen dedi beni yanlış anladın falan. Hani o da araba, bu da araba, hani o da taksi, bu da taksi hesabı yapıyor. Hani rengi değişik, seninkinin daması yok falan filan numarası çekiyor bana yani. Ulan şimdi bir yandan da adamın söylediği enteresan. Yani iyi fikir. Bazılarına göre de ihtiyaç hatta. Benim tek ulaşım aracı. Benim baba mesleği. Tamam abartmayın ya, abartmayın. Abi nasıl büyüdü bu sektör? Bundan sonra tabii hayat yavaş yavaş farklı hale gelmeye başladı. Bir kartal yetmez oldu. Hani filoyu birazcık genişlettik. Sonra ben bir de tarife yaptım. Kilometreye göre hesap, hani müşteri mağdur olmasın hesabı, anlıyor musun? Hani kim ne vereceğini, nereye gittiği zaman bilsin hesabı. Tabii böyle yavaş yavaş şubeleştik. Ülkenin dört bir yanına yayıldık, Allah'ımıza şükürler olsun. Peki nasıl tepkiler aldınız? Sert. Çok sert. Bir kere her şeyden önce hani şöyle bir yere gittiğin zaman böyle eş, dost, aile, yeni biriyle tanışıyorsun ya. Diyor birader ne iş yapıyorsun? İşte orada mesleğini söyleyemiyorsun. Bu çok zor bir durum ha. Harbi söylüyorum. Hani araba kiralıyoruz, maraba kiralıyoruz, böyle geçiştiriyoruz ama hani insanın hani gururuna dokunuyor azıcık bu. Bir de şu taksicilerden çok çekiyoruz birader ya. Hakikaten yani ha. Bunlar şimdi müşteri kılığına giriyorlar. 3-4 kişi senin araca biniyorlar. Issız bir yere götürüyorlar. Parayı da vermiyorlar. Bir de eşek sudan gelinceye kadar da dövüyorlar ya. Peki polis? Yok polis dövmüyor. Vallahi yukarıda Allah var. Harbi söylüyorum. Yani polis hakikaten dövmüyor yani. Onu demiyorum. Polis yakalayınca ne yapıyor mesela? Arabayı bağlıyor. Ulan dövse daha iyi. Arabayı bağlıyor. 750 liraya alıyorsun arabayı geriye. 750 lira. Peki nasıl önüne geçtiniz bunun? Valla tam olarak önüne geçtik diyemeyiz. Yani kendimize göre bir takım sistemler geliştirdik. Mesela referans olmadan asla müşteri kabul etmiyoruz. Kitapçıklar bastırdık, broşürler hazırlattık falan. Bunları evlere bıraktık, her eve bir tane kod numarası verdik. Alo'dan önce mutlaka kodu söylemek zorunda. Eğer alo'dan önce kodu söylemezse telefonu tak kapatıyoruz suratına. Önce kod, ondan sonra alo. Birkaç defa yengen aradı, alo diyor, tak kapatıyorum telefonu. Alo diyor, kapıyorum telefonu. Abi oraya hiç girmeyelim. Zaten yapım bize tek kaset verdiği için sürenin de sonuna geldik. 10 numara röportaj oldu. Eyvallah. Teşekkür ederim. Çocuklar siz kasetleri kanala yetiştirin. Ben Murat abinin otele gideceğim. Sen araba işini ne yapıyorsun abiciğim? Murat'ın otele ne kadara götürürler şimdi sana? Oraya kadar taksiyle git. Nasıl yapabiliyor bunu ya? Çocuklar bak bir gün çözeceğim, numaranızı çok kötü olacak ha. Niye yapıyorsunuz oğlum? Korkuyorum lan. Kaça götürürsün abi otele? Anlaşırız canım. Ama sana bir tane kod vermemiz lazım. Ne olsun senin kodun? Tamam. Şimdi açıyorsun. Alo'dan önce ne diyorsun? 38. Ne kadar da tatlı, bir o kadar farklı.